Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu haftaki videomuzda modül kullanımını ve modül kurulumunu göreceğiz. Aslında bu videoyu ikiye ayıracağım. Öncelikle XAMPP üzerinde modül kurulumu gerçekleştireceğiz. İkinci videoda ise modülü nasıl özelleştireceğiz, eklentileri nasıl ekleyeceğiz bunlardan bahsedeceğiz. Modül kurulumunu ben yerelde yapacağım, localhost'ta çalışacağım. Bu yüzden bir web sunucusuna ihtiyacım var. Web sunucuları arasında birçok web sunucusu var. Ben XAMPP kullanmayı tercih ediyorum. Sizler de XAMPP kullanabilirsiniz. Bununla birlikte eğer hazırda kiralanmış bir hostinginiz varsa yine aynı adımları işleyerek, aynı adımları takip ederek de modulunuzu kurabilirsiniz. Öncelikle ve XAMPP'imizi kuracağız. Daha sonra her iki adımda da veri tabanımızı oluşturacağız. Sonra modulumuzu indirerek modul kurulumunu gerçekleştireceğiz. Hadi o zaman kurulumuna başlayalım. Öncelikle programlarımızı kurmaya başlayalım. XAMPP programı için XAMPP indir yazmanız Google çubuğuna yeterli olacaktır. Gelen ilk sayfa zaten apachefriends.org sitesi. Farklı işletim sistemleri desteklemektedir. Ben şu anda Windows kullandığım için ilk linkteki XAMPP'i indiriyorum. İndirme işlemi başladı. Bu işlem devam ederken hemen bir de modulun indirme işlemini gerçekleştirelim. Yine çubuğa modul yazdım arkadaşlar ve modulun sitesine giriş yaptım. Açık kaynak kodlu bir sistem, o yüzden çok fazla kullanıcısı var. Ücretsiz olması da çok önemli. Açık kaynak kodlu olduğu için çok fazla eklenti var. Yani belki işinize yarayacak birçok eklentiyi kendiniz yazmadan rahatlıkla bulabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bu açıdan oldukça avantajlı bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da downloads kısmına geliyorum. Zaten bunu kullandıkça bir sonraki videomuzda kullandıkça eklentilerini gördükçe aslında ne kadar esnek yapıda olduğu ve iyi bir öğrenme yönetim sistemi olduğunu da göreceğiz. Download'dan sonra son versiyon modül 3.10 Plus'ı indirmek için hemen basıyorum. Gördüğünüz gibi stabil hali yukarıdaki haliymiş. Download zip diyerek zip dosyasını indirme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, şurada yazılım klasörünün içerisine attım ben ikisini de. Öncelikle bir modulda, çünkü kurulum işlemi biraz sürecek XAMPP'in kurulumu. O yüzden modulu hemen bu zip dosyasından bir kurtaralım. Ben mirror kullanıyorum. Dizine çıkar diyorum. Masa üstüne çıkaralım. Tamam dedim. Otomatik olarak şurada gördüğünüz gibi bir modul dosyası oluşturdu ve hepsini dizine çıkartacak. Bu arkada çalışsın. Bununla birlikte hadi bir de XAMPP dosyasını kuralım. Basit bir kurulumum var. Next Next'lerden oluşuyor. XAMPP'i hemen açtım. Evet dedim. Devam etmek istiyor musunuz? Evet. Okey diyorum. Next. Ve server, program, language olarak, dil olarak ne kullanacaksanız onları seçebilirsiniz. Ben hepsini işaretledim. Nereye kurmak istediğinizi soruyor. İsterseniz masa üstünde de kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Ya masa üstünden daha rahat geçişler sağlayabilirim falan gibi düşünürseniz masa üstünde de kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Ben bunu masa üstünde bir XAMPP klasörü oluşturdum. Buraya da kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Eğer hiçbir şey belirtmezseniz C'nin içerisindeki XAMPP klasörlerinden bir tanesine de kurulum gerçekleştirebilir. Ben elimin altında olsun şimdi size gösterirken hızlı olsun diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Next diyorum. Hangi dilde? İki tane dil desteği var zaten. İngilizce. Şurada Vietnam ile ilgili fazla bir şey öğrenmek istemiyorum. Çünkü bunu tiklerseniz bir reklam gelecek size. O tiki kaldırıyorum. Next diyorum. Next diyerek kurulum gerçekleşiyor. Bu kurulum biraz zaman alıyor. Biraz zaman aldığı için ben şimdi videomu durduruyorum. Kurulumun bitiminde yeniden videoyu başlatacağım. Evet, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık benim bir 4-5 dakikamı falan aldı kurulumun tamamlanması. Şuradaki tiki koyuyoruz. Bu direkt kontrol panelini hemen başlatıyor. Finish diyorum. Ve XAMPP'im geldi. Gördüğünüz gibi. Öncelikle bir başlatma yapacağız. Bunun için Apache bizim kullanacağımız öğelerden bir tanesi. Erişimine izin ver diyorum. Bununla birlikte veri tabanı kullanacağımız için MySQL'i de açıyorum ve erişime izin ver diyorum. Diyelim ki şu ekranı göremediniz. Nerede olduğunu görmek istiyorsunuz. Şöyle bir X işareti gibi bir işaret var. Gördüğünüz gibi şu aşağıda arkadaşlar. Yani örneğin şunu kapattık diyelim. Yeniden nasıl açacağız? Şu aşağıda hala açık aslında. İki kez tıkladığımızda direkt geliyor. Burada önemli olan XAMPP kurarken
başlattığınızda şuranın yeşil olması. Bu çalışmaya başladı demek. Sıkıntı yok demek. Kırmızı varsa bir sıkıntı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu renklere dikkat edeceğiz. Özellikle çalışması için. Şimdi XMP kurduk ve parçayı ve SQL'i açtık. Bundan sonra şurada gördüğünüz gibi bir XMP klasörüm var. Şurada da bir tane biraz önceki model'ın klasörü var. Bunların ikisini şimdi birleştireceğiz. Yapacağımız ilk iş arkadaşlar XMP'deki htdoch klasörünü bulmak. htdoch klasörünü açıyorum ve model'ı komple alıp bu klasörün içerisine atıyorum. Bu klasörün içerisine kopyalanacak. Bundan sonra bütün her şeyi bu klasörün içerisinden alacağız. Şimdi normalde sizin de kendi hostinglerinizi kullanacaksanız eğer muhtemelen bir public HTML gibi bir alanınız olacaktır. Onun içine atabilirsiniz ya da htdoch gibi oluyor bazılarında. Oraya da atabilirsiniz. Buradan biz bütün model sistemindeki bütün dosyaları alacağız ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Şimdi burayı kapatıyorum. Bizim için XAMPP önemli. Local'da çalıştığımızı söylemiştim. Local'da çalıştığımız için şimdi ilk olarak yapmamız gereken ilk adım neydi? Öncelikle bir veri tabanı açmaktı. Bir veri tabanı açmakla başlayalım. Veri tabanı açmak için arkadaşlar ilk olarak local'da çalıştığımız için ve giriş yapmayacağımız için yine browser'ımızı açıyoruz ve browser'ımıza localhost/phpMyAdmin yazıyoruz. Ve yeniden slash koyarak enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yerelde veri tabanımızı açacağımız kısım geldi burada. Burada önemli olan birkaç kısım var aslında. Daha sonra da kullanacağız aslında. Bunları kaydetmemiz gerekiyor. Birincisi bizden bir kullanıcı adı soracak. Bizim kullanıcı adımız arkadaşlar root at localhost olacak. Bununla birlikte bizim veri tabanımız MariaDB. O yüzden biz veri tabanımızla ilgili bazı özellikleri değiştirmek zorunda kalabiliriz. Öncelikle hadi bir tane model için veri tabanı kuralım. Nereden açacağız? Şuradaki yeni kısmı. Yeni kısmına geliyorum. Veri tabanına bir at ver diyor. Model diyorum. Ve buradan arkadaşlar Türkçe karakterlerden, UTF-8'lerden Türkçe karakterlerden bir tanesini seçebilirsiniz. Veri tabanına gelecek Türkçe karakterlerle ilgili bir sıkıntı yaşamamak istemediğimiz için yine UTF-8'lerden Türkçe karakteri olanlardan bir tanesini seçmenizi öneriyorum arkadaşlar. UTF-8'i seçtim, oluştur diyorum ve veri tabanım otomatik olarak şu an oluştu. İhtiyacım olan şey neydi? Şöyle phpMyAdmin yazısını yazıp biraz önceki kısma geliyorum. Yan tarafta model diye bir veri tabanım var. Veri taban adımın model olduğunu unutmayacağım. Kullanıcı adımın root at localhost olduğunu unutmayacağım. Bu ikisini birazdan bize soracak çünkü. XAMPP kurduk. Modulu da indirdik. XAMPP içerisindeki htdoch klasörünü attık. Veri tabanımızı kurduk. Veri tabanımıza modul attık. Artık sistemimizi kurmaya başlayalım. Nasıl kuracağız arkadaşlar? Localhost'ta yine model klasörüne ulaşmasını istiyorum ben. Hemen dedim bakın otomatik kurulum geldi. Bu bizim model'da indirdiğimiz klasör. Model'da indirip htdoch attığımız bir klasör vardı ya o klasörü şu an çekiyor. O klasör localhost'ta model'ın içerisinde. Eğer siz htdoch'a atmış olduğunuz dosyanın adını değiştirirseniz hemen şurada göstereyim bakın benim model. Eğer bunu model 1, model 2 işte ya da farklı bir isim olarak adlandırırsanız arkadaşlar buraya localhost slash o dosyanın ismini yazmanız gerekiyor. Burada çok karıştırıyorlar genellikle. O dosyanın ismini yazıp enter'e bastığınızda o dosyanın içindeki bilgileri çekmeye başlıyor. Şimdi hemen language kısmından önce bir dilimizi seçelim. Türkçe şurada Türkçe'yi seçtim. Türkçe dil desteğinin olması çok güzel ve sonraki diyorum. Bana web adreslerimin ne olduğunu sormuş. Bunları değiştirmiyorum çünkü zaten yerelde çalıştığım için bunlarla ilgili bir değişiklik gerçekleştirmeyeceğim. Hemen sonraki diyorum. Yine veri tabanı ile ilgili bir kısım geliyor. Bunda da yine bir değişiklik gerçekleştirmiyorum. Evet, burası benim için önemli. Burası biraz önce size bahsettiğim yer. Diyor ki veri tabanı sunucunuz ne? Localhost'ta çalıştığım için localhost. Veri tabanınızın adı ne? Buraya otomatik koymuş ama eğer biraz önce oluşturmuş olduğunuz veri tabanı arkadaşlar adı model değilse buraya model yazmayacağız. Burada veri tabanına ne isim verdiysek buradaki veri tabanına da aynı ismi yazacağız. Veri tabanı kullanıcı adı diyor. Bundan bahsetmiştim biraz önce. Kullanıcı adım neydi? Root'tu. Kullanıcı adıma root yazıyorum. Burada başka bir şey değiştirmenize gerek yok. Sonra yazmanız yeterli.
Evet, şimdi koşulları okuyup bir sözleşme getirdi size. Devam ediyorum. Koşulları okudum deyip sözleşmeye devam ediyorum. Burada bana bazı hata kodları verdi. Bu hata kodlarını okuyabilmek çok önemli. Bu hata kodlarıyla hiç karşılaşmayabilirsiniz ya da bazı hata kodlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bizim şu ana kadar kurduğumuz laboratuvarlardan yarı yarıya karşılaştığımız oldu. Bu kodlarla yarı yarıya bazılarıyla karşılaşmadığımız oldu. Ama kodların en güzel kısmı zaten altta ne yazmanız gerektiği yazıyor ya da kodları alıp Google'a yapıştırdığınızda rahatlıkla Google'da bununla ilgili videolar bulabiliyorsunuz. O açıdan oldukça önemli. Şimdi ilk olarak MySQL ile ilgili bir hata verdi. Biz de bunu düzeltmemizi isteyecek bizden. Ne diyor? MySQL içerisindeki diyor MariaDB olarak config.php dosyası varmış diyor. Modulun içinde config.php dosyasındaki MySQL ibaresini MariaDB olarak değiştirilmesi gerekiyormuş. Bu dosya nerede arkadaşlar? Bu dosya benim modulumun içerisinde. Hemen bakalım. Xampp'e geldim. htdoc klasörünü buldum. Şurada. Modul klasörünü buldum bakın. Modülün içerisinde. Hangi klasördü? Bu config.php sayfası. Hemen geri geliyorum. Aşağılara doğru iniyorum. İsterseniz şu sağdan da aratabilirsiniz. Bakın şurada config.php. Gördünüz mü dosyayı? Burada diyor bir düzeltme yapmanı istiyorum diyor. İki kez tıklayayım hemen. Not defteriyle açalım. Evet. Buradaki diyor ibarelerden neymiş? MySQL ibaresini MariaDB ifadesiyle değiştirmen gerekiyor diyor. Şunu kopyaladım arkadaşlar. Nerede? MySQL'li. Bakın şuradaki ibare. Bunu hemen değiştirdim. Kopyala. Yani Ctrl Save dedim ve kapattım. Hemen sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz üzere ilk hata gitmiş oldu. Bir hata daha verdi. Konuma duyarlı sıralama ve uluslararası alan adları gibi uluslararası desteği için int eklentisi gerekli diyor. Bu arkadaşlar bizim PHP yani XAMPP ile ilgili bir durum. Yani bir şeyi eklentiyi burada açmamız gerekiyor. Bu da çok basit aslında. Hemen XAMPP'in içerisinde bunlar çok sık karşımıza çıkacak hatalar. Burada karşımıza çıkması çok iyi oldu. XAMPP'i hemen açtım. XAMPP'de şu yukarıda config diye bir yer var arkadaşlar. Burada PHP ini diye bir sayfa var. Basit. Açtım. Config kısmına geldim. PHP ini kısmına geldim. Burada şurada gördüğünüz gibi noktalı virgülle bazı satırlar kapatılmış durumda. Bu kapalı satırlardan bir tanesini aslında bizim açmamızı istiyor. Aşağıya doğru geleyim. Açmamız gereken satırı göstereyim. Şu extensionlardan bir tanesi. Hangi extension? INTL extension diyor. Bakın INTL extension'ı nerede? Şöyle yeniden küçülteyim daha iyi göreceksiniz. INTL extension'ı nerede? İşte şurada. Bu extension'ı açmamızı istiyor. Yaptığımız tek şey yan taraftaki noktalı virgül işaretini kaldırmak olacak. Kaldırdım. Hemen bunu da CTRL save diyerek ya da dosya kısmından kaydet diyerek kaydediyoruz ve kapatıyoruz. Bundan sonra yine bir kapat aç işlemi gerçekleştirirseniz iyi olur arkadaşlar. Şunu ben stop diyerek kapatıyorum. Start diyerek yeniden açıyorum. Ayarları işleyebilsin diye. Yeniden bu sayfama gelip hemen yenileyim. Gördüğünüz gibi kırmızı olarak yani bizim devam etmemizi engelleyen bütün hataları temizlemiş olduk. Çok önemli hatalar değil. Bu kısımdaki hatalar çünkü devam etmemizi sağlayacak. Burada normalde kırmızı hata olduğunda arkadaşlar devam çıkmıyor. Bu pasif olarak çıkıyor. Bu hatalarla hiç karşılaşmayabilirsiniz. Ya da benim biraz önceki aldığım hatalarla karşılaşabilirsiniz. Hiç karşılaşmazsanız zaten devam deyip devam edeceksiniz. Karşılaşırsanız eğer benim aldığım hatalarsa ki en sık bunlarla karşılaşılıyor. Bu hataları bu şekilde çözebilirsiniz ve devam diyorum. Evet, şimdi sistem kurulumu başladı. Modül içerisinde yer alan bütün paketleri, temaları, işte raporlamaları, değişiklikleri, kayıt modüllerini, modül modüldü çünkü öğrenme yönetim sistemleri, bütün modülleri, hazır olan modüllerin hepsini kurmaya başlayacak. Bu aşama arkadaşlar biraz sürebiliyor. Yani bu aşamada ben hani ilk böyle bembeyaz bir sayfa gördüğünüzde ya herhalde olmuyor gibi düşünmeyin. Bakın yukarıda kurulumun devam ettiğini gösteren bir yuvarlak dönüyor. Bu aşama bilgisayarınıza bağlı olarak 10, 15 bazen 20 dakika sürebiliyor.
Yavaş yavaş paketler zaten gelmeye başlıyor bu aşamada. Paketler kurulumu devam ettikten sonra en son bittiğinde de artık devam butonu aktif hale geliyor. O yüzden bu aşamada birazcık bekleyeceğiz. Biraz sabırlı olacağız. O yüzden ben şimdi videomu durduruyorum ve aşamanın tamamlanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, paketlerin hepsini kurdu. Şöyle gördüğünüz üzere epeyce bir yukarıya gidiyor aslında. Kuruldukça burada yeşil kısımda paketlerin isimleri görülüyor ve devam belirdi. Benim yaklaşık 15 dakika kadar falan sürdü paketlerin hepsini kurması. İşte dediğim gibi bilgisayardan bilgisayara da değişiyor ve devam diyorum. Evet, gördüğünüz gibi aslında kurulum tamamlanmış oldu. Sizden bazı isimler isteyecek. Öncelikle kullanıcı adı isteyecek. Bu sizin admin adınız da olacak aslında. Bu adı kullanarak bütün sistemde değişiklikler yapabileceksiniz. O yüzden bu adı unutmayacağınız şekilde buraya yazmanız gerekiyor. Bir şifre isteyecek arkadaşlar sizden. Bunun için isterseniz şuraya mesela şuradaki göz işaretine tıklayarak görüntüleme sağlayabilirsiniz. Ama şifre için özel bir şey yazmış gördüğünüz gibi. En az 8 karakter, 1 basamak, 1 küçük harf, 1 büyük harf, en az 1 işte alfanümerik olmayan karakterler içermelidir diye. Bunları da dikkat ederek arkadaşlar bir şifre belirleyelim. Ben şunu kapatıyorum. Evet, şifremizi belirledik. Bununla birlikte şu kırmızı olan kısımları doldurmanız gerekiyor. Alt kısmına işte deneme, soyadına da eğitimi yazayım. Yine e-posta adresinizi girebilirsiniz bu kısımda. Bu da gerekli kısımlardan bir tanesi. Teknoloji meraklısı olarak giriş yaptım. Diğer kısımları da doldurabilirsiniz ama zorunlu değil. Şu kırmızı kısımlar zorunlu. Bununla birlikte ek isimler kısmını doldurabilirsiniz. Yine isteğe bağlı olarak web sayfa, başka bir web sayfanız, Skype ID'niz, Yahoo ID'niz, telefon, adres ve benzeri gibi özel bilgilerinizi de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen profil güncelle diyorum. Evet, gördüğünüz gibi sitenin ilk ayarlarını yaptık. İkinci ayarlarına geldik. Şimdi sitenin tam adı olacak. Örneğin teknoloji meraklısı sitenin adı olsun. TM'de sitenin kısaltması olsun. Ön sayfa özeti, ön sayfada neler yazacak? Siz tabii sitenizin ya da yaptığınız modül öğrenme yönetim sisteminin bir amacı olacak ve bunları orada yazacaksınız. Eğitimde teknoloji kullanıma dair. Her şey diyorum. Bunu şu kısımdan arkadaşlar başlıkları değiştirebilirsiniz. Tabii ben sadece bir cümle şeklinde yazdım. Siz paragraf haline getirebilirsiniz. Kalın hale getirebilirsiniz. İtalik yazabilirsiniz. Bununla birlikte madde imi koyabilirsiniz. Numaralandırma yapabilirsiniz. Sağ ya da sola yaslayabilirsiniz. Link koyabilirsiniz. URL linki. Mesela böyle bir YouTube kanalınız var diyelim. Bu YouTube kanalına bağlantı sağlayabilirsiniz. İkonlar var, emojiler var. Şirin olsun diye şurada farkları da var. Emojiler ekleyebilirsiniz yine bu kısımda. CTRL-Z ile geri aldım bu arada. Resim ekleyebilirsiniz. Herhangi bir URL'iniz varsa bir yerden çekiyorsanız oradan resim eklemesi yapabilirsiniz. H5P dediğimiz bir öğrenme sistemi var. Yani materyal geliştirebileceğiniz bir sistem var. O sistemden de materyallerinizi buraya alabilirsiniz. Varsayılan yerel zaman bu bizler için önemli. Zaten muhtemelen benim bilgisayarımın zamanıyla uyumlu. Çünkü işte quiz oluştururken bir zamana göre ders açıp kapatırken canlı ders yapacaksanız bunun sizin zamanınızla uyumlu olması gerekiyor. Kimlik denetimini yönet kısmında bu e-posta temelli kendi kendine kayıt için gerekli olan. Devre dışı yapabilirsiniz ya da e-posta temelli kendi kendine kayıt sistemini açabilirsiniz. E-posta temelli kendi kendine kayıt sistemini açarsanız ve hosting üzerinde kiralamışsanız arkadaşlar SMTP ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Bunu da unutmayın. SMTP ayarlarınız olmadan bu özellik devre dışı olacaktır. Kendi kendine kaydı devre dışı bırakırsanız da sistem üzerinden kendiniz kayıt yapmanız gerekiyor. Elle kayıt yapacaksınız. Öğrencilere kendiniz kayıt bilgilerini göndermeniz gerekiyor. Ama hani bu seçeneği biz genellikle eğer bir eğitim öğretim kurumundaysak, üniversitedeysek
öğretimdeysek, ortaöğretim kurumu ya da lise kurumlarındaysak biz kendi kendine kayda izin vermiyoruz. Kendimiz içe aktar şeklinde kayıt yapıp öğrencilere bilgilerini gönderiyoruz. Ama siz herkese açık public bir sistem yaratmaya çalışıyorsanız ve kendileri kayıt olsun istiyorsanız e-posta temelli kendi kendine kayıtı da açık bırakabilirsiniz. Yanıtlanmayan adresler için bazen bunlar bir kullanıcı tarafından hani gönderilenler olarak, formlarda gönderilenler olarak görünüyor. Burayı boş bırakabilirsiniz ya da herhangi bir hani kimden geldiğini direkt görmesini istemiyorsanız herhangi bir mail adresi yazabilirsiniz arkadaşlar buraya. Tamamlamış olduk böylelikle. Gördüğünüz gibi modülümüzün ilk sayfasına geri döndük. Buradan ayarlarımızı yine gerçekleştireceğiz. Bir sonraki hafta göreceğiz bunları. Bütün her şeyi buradan yapacağız. Kontrol paneli gördüğünüz gibi burada. Sitenin ana sayfası henüz oldukça biçimsiz duruyor. Ama çeşitli arka planları indireceğiz ve arka planlara yüklemeler yapacağız. İçeriğimizi düzenleyeceğiz. Yeni sınıfları ekleyeceğiz. Sınıflara grup etkinlikleri ekleyeceğiz. Yeni kişiler ekleyeceğiz. Yine site yönetiminin hepsini aslında bütün yapacağımız her şeyi şu site yönetimi kısmından gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.